Hepinize selam dostlar, hepiniz yeni video. Hoş geldiniz My Gaming Club. Bu arada toptan değişti. Yepyeni güncellemeyle beraber oyun baya farklı oldu. Tabi böyle olunca da biliyorsunuz ne oluyor, genelde save'ler gidiyor. Bizim de oynadığımız save'ler muhtemelen sizin de oynadığınız save'ler, muhtemelen değil hatta %100 sizin de oynadığınız save'ler silindi. Yeni oyun yapalım, bir bakalım nedir ne değildir. Zaten güncelleme geldikçe oynayacağım, size söylemiştim. Ama tabii ki de onun dışında bir şeyler olmayacak. Sadece güncelleme ile alakalı neler geldiğini göstermek istiyorum. Başka bir şey göstermeyeceğim, onu söyleyeyim. Yani uzun vade üstüne koya koya gider miyiz? Kestiremiyorum çünkü yine sıkıcıysa, ha dengeler değiştiyse belki gidilebilir, yine oynanabilir ki değişmiş gibi de duruyor. Hemen sağ üstte görüyorsunuz direkt görev, rahat bir atmosfer diye bir görev geldi. Ve XP sistemi getirmişler. Hatta ben birazcık bakmıştım dosyanın, XP sistemiyle beraber de Perk sistemi geldi. Gördüğünüz gibi artık taba bastığınızda sadece genel istatistikten ziyade bir de yanda yetenekler var ama taba basıp basılı tutmanız gerektirmesi birazcık kötü. Yani bir bastığında bir yerde kalması lazım ve daha geniş şöyle bir şekilde açılabilir yetenek. Çünkü bunu böyle zoom in zoom out falan yapmanız gerekiyor bakabilmek için. Keşke hepsi daha büyük bir çerçevede böyle gözükse daha hoş olurdu. Yani sallıyorum, taba bastın, bu çıktı, yeteneğe bastığında ayrı bir büyük sayfa açılsa falan hoş olurdu veya yetenek için ayrı bir buton da olabilirdi. Tabi bunları ben söylüyorum ama yapımcı daha iyi bilecektir. Şimdi ilk başta insan şuradan başlayası geliyor. Bu artık en üst nokta aslında, buradan başlamanıza gerek yok çünkü aşağıdan başlıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi 4 ayrı 5 ayrı hatta kategoride ilerlemeye başlıyorsunuz. Birinci seviyesi, ikincisi, üçüncüsü derken burada artık bu bitiyor, bu 4, 5, 6 deyip sonra da 2 tane kalıyor geriye. Buradan devam ediyor. Ne geliyormuş ilk başta? Şu anda bir puanım var gördüğünüz gibi. Bu yetenek aynı anda 5 eşyaya kadar taşımayı mümkün kılar diyor. Aslında daha önceki sürümüyle stok gelen 5 eşya taşıma artık burada açılması gerekiyor perk'le beraber. Bu yetenekte temel gücü %5 oranında arttırıyormuş. Temel güç ne işime yarıyor bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Sonuçta bir ağırlık dengesi yoktu oyunun. Bilmem taşıma kapasitesine göre güç falan yetmiyor da taşıyamıyorsun gibi bir şey yoktu. Her şey alıp taşıyordunuz. Muhtemelen şey durum vardır burada. Güçle beraber daha az yoruluyorsunuzdur. Daha güçlendikçe, mantıken öyle düşündüm ben. Ve bu da burada kaldı misal. Bunu yukarıya alamıyorum. Şöyle mi yapayım? Nasıl yapayım? Herhalde şöyle sağa atacağız, sola atacağız. Daha fazla kiri temizlemenizi sağlar. Temizlik takıntıları olanlar buraya gelsin. Bu yetenek %2 olasılığıyla %20 indirimli mal satın alma. %2 çok düşük bir olasılık ama. Bu neymiş? Stresli. Bu yetenek temel stres direncinin, yani yine en mantıklı ilk bu herhalde. Taşıma kapasitesi. Level 1. Her kaç XP'de level attırıyoruz bilmiyorum. Onu göreceğiz artık. Odamızda bir değişiklik yok. Genel olarak bu sistemi anlattıktan sonra geçebiliriz. Bu arada oyun yenilendikten sonra şunu göstermek istiyorum. Geçen gösteririm çünkü yedim yani. Açtım yedim arkadaşlar. Welcome yazısı da aynı var zaten, öyle hatırlıyorum ben. Bu görev dışarıda şeyde kalıyor galiba. Var mı şeyler? Var. Görev gizleme butonu belki de vardır, ben bilmiyorumdur. Ama belki de yapana kadar da gitmiyor da olabilir, bilmiyorum. Evimizde bir değişiklik yok. Burada her şey aynı. Aracımız aynı. Hemen ilk etapta tabii ki de aküyü takıyorduk, unutmadıysanız. İkinci el alım satım falan Amazon, onlar değiştim, onlara da bakacağım. Ürünler yelpazesi genişlemiş olabilir, belki daha fazla seçenek, daha çok gelip gidiyordur. Akü nerede duruyordu ya? Şurada duruyordu. Herhalde değişmedi. Tamam. Oturalım aracımıza, haydi bakalım. Şimdi şehir esisi göstereyim. Şuradaki şu tepedeyi de almamışlar, hala duruyor. Şehirde çok büyük bir yenilik yok. Yani eski binalar eski yerinde, sadece bizim kafemizin olduğu yer değişti. İnternet kafemiz değişti. Burası artık bir sonraki güncellemeyle gelir herhalde tahminimce. Burası gördüğünüz gibi bayağı kocaman bir bina oldu. Diyorduk ya işte sığamıyoruz edemiyoruz, nasıl olacak bu iş, böyle biraz garip olmuş, niye böyle yapılmış diye, sonunda daha büyük bir yere geçirmişler oyunun sistemini komple. Şurada iki, burada bir garaj, burada bir garaj vardı. İkisini toplamışlar. Kocaman bir yapmışlar. Burada satıcı da değişmiş. Yani satıcı değişmiş derken ürünler eklenmiş bayağı bir. Gördüğünüz gibi artık daha fazla duvar kağıdı var. Burada bile duruyor. Kapılar var artık, onlara da geleceğiz. Kapılar bağlamanız gerekiyor. Kapılar kilitlemeniz gibi bir şeyler var galiba anladığım kadarıyla. Burada da yine kapı türü var. Burada mouse pad'ler geldi artık. Çok bir çeşit yok. Koyacak yer bulamayıp artık satıcının önüne koymuş falan. Siz düşünün. O kadar çok ürün var. Bunlar ne olduğunu anlayamadım. Bu galiba duvar boyası sonrası asabileceğiniz güzel tablo gibi bir şey galiba. Tabela diyeceğim yani neredeyse. Burada yine kapımız var. Burada giriş kasası gibi bir şey. Bu kasa niçin var bilmiyorum. Amacı ne? Yani biz sonuçta bu kasanın arkasında mı oturacağız? Öyle bir şey de yok. Müşteri burada ne alacak, ne edecek, ödemeyi burada mı yapacak? Hepsini göreceğiz. Acelemiz yok. My Gaming Club tabii ki de isim verdiğiniz isim çıksa daha iyi olur ama kendi oyununun reklam yapmayı şu an tercih etmişler veya o fonksiyonu şu an ekleyememişler. Ondan dolayı da olabilir. Burası artık staff diyor, yani çalışanların odası. İçerisi bayağı geniş. Kaç oda bir salon falan diyeceğim. Ev değil sonuçta. Toplam 4 odanın oluşuyor. Birisi çalışan ofisi desen, diğer 3'ü herhalde kafe için değerlendirilecek. Spot ışıklar falan gelmiş. Her odaya klimalık böyle bir aparat getirmişler. Aynı anda da yukarıda cam var. Niye yukarıda var? Daha aşağıda niye yapmamış diye soracak olursanız da muhtemelen tablo mablo asılacağı için yapmak istememişler ama belli noktalarda aşağıda cam bence daha mantıklı olabilirdi. İçeriye de güneş girerdi. Şimdi ilk etapta ön kapıyı takın diyor. Ön kapıyı takmak için ne yapıyoruz? X tuşla basıyorduk her zaman gibi. Bu kapıyı alabilmek için diyorum ama alamıyorum. Heh. Aldım. Şu anahtarımız eksik. Ne işe yarıyor bu anahtar? Ne işe yarıyor bu anahtar diyorduk. Buyurun, bu işe yarıyor arkadaşlar. Dur. Şunu bir alıyorsunuz. Sonrasında buraya gelip boşluğunu oturtuyorduk. Tamam. Bir ufak kurcaladım da. Şimdi kapının yönü var mı? Sağa döndür. Ha, yönü var aslında. Hangi yöne açılması istiyorsak o yöne koymamız önemli. Birazcık dışarıya doğru mu koysam, içeriye doğru mu? Dışarıdan çirkin gözükmesin de. Sonrasında anahtarı alıyoruz elimize. Ve eklemek diyoruz. Bitti. Eklemek. Basılı tutmam gerekiyormuş. Artık sabit, gördüğünüz gibi artık sabit kaldır diyor. Kapı böyle içeriye açılacak. En azından müşteriyi rahatsız etmeyecek kapıdan girerken. Şimdi ondan sonraki kısım ne? Anahtar ana odaya takın diyor. Anahtar dediği de bu arada ben bayağı bir ne acaba ne anahtar diyor falan diye onu da anahtar olarak sayıyoruz sonuçta ama kim oyunda da anahtar dedikleri şunlar oluyor. Hocam görmüyorum, çalışıyoruz ya, yok kapalıyız. Bunu niye düzeltmemişler? Yani dükkan açık değil, bir şey yok. Bir open close mantığında bir şey gelseymiş aslında. Elektriğimizi de açtık. Hey. Klimayı ana odaya takın. Ana odada buradadır diye varsayıyorum. Bunu elime alıyorum. Tabi bunu elime almakla olmuyor iş. Çünkü bu anahtarı buraya bırakıp bunu almam lazım artık. Yine aynı şekilde eklemek diyoruz. Gördüğünüz gibi otomatikman kendisi oturuyor. Ve ekliyoruz. Bu. Tabi onunla bitmiyor. Çünkü dışarısı da var. Gördüğünüz gibi klimanın hava püskürtücüsü ve hava temizleyicisi ve hava alıp dışarıya atanım desem hava sirkülasyonu sağlayan fanı burada. İlki tamamlandı. 250 XP aldık ve 250 XP bizi bir seviye öteye götürmedi. Ne yazık ki. Üzdü. Şimdi burası ana oda. Burası bizim kasamızın yeri neresi olsun? Staff'ın orada olmaz herhalde. Şimdilik şöyle bir yere kabaca koyuyorum arkadaşlar kasayı. Bunu da alayım. Hoş geldin Kaju, gel. Gel kız. Bunu da şöyle koyayım. Gerçi birazdan ihtiyacım olacak. Masayı alalım. Sıraya giriyorlar kasaya. What the fuck, ben tam tersi olur diye dedim ama yok, bunlar sıraya girdi. Tamam, şuraya bir yere koyayım. Niye böyle bir şey varsa unutma. Masanız ne kadar donanımlıysa oran o kadar yüksek olabilir. Ancak müşterilerin de uygun donanım bekleyeceğini unutmayın. Harika masa eşittir güçlü bilgisayar diyor. Yani her şeyin en iyisini. Burada böyle bir tüyo gelmiş artık. Bunu da alalım. Hazır eğiticiyi geçtik diye hazır herhalde. 5 eşya taşıyabiliyorum çok şükür. O kadar da kaslıyız yani. Bunu da böyle yaptık mı? Bir sandalyeye bakar. Haydi hayırlı uğurlu olsun deriz. Takas buradan çıksana. Ne oldu? Ne bekliyorum burada ya? Bekledikleri için de alamadım. Bunun mantığını öğrenmem lazım yani. Ne işe yaradığını hala anlamadım. Yani kasadan onay mı veriyorlar? Tamam izin veriyorum falan dediğinde bak kasa olmayınca da girmiyorlar da. Tamam gel gel izin veriyorum falan demek lazım. Hadi deneyeceğim. Gel kardeşim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ha deyip gitti. Bu ne ya? Şimdi ne kadar param var benim ona bakayım. 415. Burada da 0 dolar var. Şunu bir açalım. Steam üzerine birkaç oyun yükleyin. Hemen. Multiplayer oyun ayrı hesapta. Biliyorum. Sonradan öğrenmiş olsam da. İndirelim. Düzenlemek 0.6 GB. Artık burası da böyle kurulmuş vesaire diye ayrılıyor. Antivirüs de hemen satın alacağım abi şimdiden. Cleaner'a gerek yok gerçi antivirüsü satın alırsam. Satın almak. Satın al. Cık. Hemen dijital ya. Bir dur kardeşim daha. Allah Allah. Oyunu da satın alacağız. Bütün parayı dijital atacağım galiba. Ne istiyorsunuz siz? Anlamadım ki. Burada bekliyor. Oraya oturuyor. Yani şunu da bir alayım. Bu dolabı da şimdilik şuraya bir yere koyalım. Sonra bunların yerlerini oynatırız. Problem yok. Ürünler otomata yükleyin diyor. Otomata da ürün yüklememiz gerekiyor. Ürünler yükledikten sonra otomatın kapısını kapatın diyor. Zaten kapalı. Burayı da bakacağım. Ama sanıyorum burada bir şey yok. 300 dolar diyeyim. Burada artık 115, burada 300 dolarım var. Bu mağazaya bakarsak yenilik var mı? Şöyle bakıyorum. Kulaklıkların yanında gördüğünüz gibi prizler gelmiş. Priz diyorum. İşte anladınız siz. Anahtarlar diyeyim ben de oyun gibi. 35 dolar farklı farklı. Bu böyle anahtar gerçekten var mı bilmiyorum yani. Anahtarın da gaming'i olmaz. En büyük ve en güzel yeniliklerden biri gördüğünüz gibi artık PS Vita olarak gözüküyor. Burada 4 tane gelmiş. Bunda ayrıca herhalde oturup koltukta beklerken oynayabiliyorlar gibi bir sistem var. Ekran kartlarında falan hiçbir yeniliğimiz yok. Monitörleri eski. Burada klavye buradaki eski. Buradaki monitör ve anahtarları eski. İşlemci ve kitapları eski. Fanlar ve soğutucular eski. Mouse klavye burası da eski. Kasanın yanına da en son klima gelmiş gördüğünüz gibi. İkisi beraber 1000 doların üzerinde bir para. XP geldi bu arada. Kolay gelsin. Bu laptop da hala gelmedi. Gelse de bir işe yarar mı bilmiyorum. Bu arada tabi görev yaptıkça gördüğünüz gibi XP'ler de artıyor. Ama bir yere kadar muhtemelen görev isteyecek. Ya da sonuna kadar da gidebilir. Bilmem en pahalı bilgisayar diz. En pahalı seti diz. Para otomatik mi düştü anlamadım ya. Aferin öyle kalkarsın gördün mü? Şimdi satın almak diyelim. Öncelikle bunu yapalım ki yüksek puanlar gelsin direkt. Profil oluşturalım. Hemen abim. Kaşık profili. Bunu seçelim. Fazla param yok. O yüzden en çok giden oyunları alayım diyeceğim de en çok şunu oynuyorlardı. Call of Duty. Minecraft'ta oynanıyordu. Assassin's Creed'i geç. Sims çok oynanmıyordu. Dota oynanıyordu. Half-Life oynanıyordu. Hepsini alsam çok da para harcamak da istemiyorum. GTA 4 var. Doom var. GTA 4 de çok pahalı be. Hepsi olmasın ya. Bunları bir indirelim. Bu 4 oyun yeter herhalde şimdilik. Bende de para kalsın. Şimdi bunu alıp almamak arasında kaldım. Neyse hadi aldık. Çünkü şöyle bir şey var. Yani hazır bilgisayar yeni açtık. Bir şey olmaması gerekiyor diye düşündüm. Aynen o mantıktaymış. Almış olduk artık. Almış bulunduk. Kalkalım şöyle. Artık millet otursun. burayı paraya ödüyorlarmış. Masa onun içinmiş. Ama yani sanki ben de bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissettiriyor ufaktan. Kalktı ve gidiyor. Ne oldu kardeşim? Neyi beğenmedin ha? Saati 8 dolar diyelim de. Para gelsin. Tabi yeterli oyun yok ve bu üzücü. 28 dolarım kaldı. Tabi oyun olmaz kardeşim. Ne bekliyorsunuz ki yani? Allah Allah. Şu kenar köşeler bayağı leş gibi. Bir de bugün Junkyard Truck çekemedim arkadaşlar. Çünkü yeteri kadar para biriktiremediğimi hissettim oyunda. Ondan dolayı bir bölüm daha, bir gün daha ertelensin. Bu oyunu oynamış olalım. Bunda da büyük güzel güncelleme geldiği için sıkılmazsınız bence. Keyifli keyifli izlersiniz. İkinci el işine de girmek lazımdı aslında. Hemencik azıcık parayla bir ufak ticaret. Başarımlarda yenilik yok bu arada, onu baktım. Burada yenilik var mı diye bakıyorum. Burada da bir yenilik yok. Kolay gelsin abicim. Sen de ekran kartı 3 satarım. Satarım ki. Burada dursun. Şimdi her zaman gibi ne alalım? Bunların yerleştirmesi zor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyelim. Ve şundan alalım. On tane de bundan gitti. Bir de kendime bir içecek alayım. O yeter mi şimdilik? Beni götür. Aynen. İdare etsin de. Bunu da aldım. Haydi gider ben. Kaçtım. Hava çok çabuk karardı. Döngü aynı galiba. Değişen bir şey yok. Sadece çok fazla işle uğraştığımız için hızlı bitti gibi geldi gün. Bu ekran kartını da satıp biraz olsun para kazanabiliriz. 120-110 dolarlardan falan gidiyor. Sıfırı 130 dolar çünkü. Ama tavsiye ettiği fiyata da bakabiliriz. Gerçi 130'dan falan satmıştık galiba biz bunu. İlk başta. Değişmediyse. Belki oralarda dengelemiş olabilirler. Zaten çok çok kötü değildi dengesi. Çünkü ilk etapta böyle para kazandığım gibi oldu ama sonra baktım ürün de yok yani. Ve uğraştırıyor bayağı. Ne yaptı? Kimse gelmedi mi ya? Bu kadarcık bu sadece. Ya yok bir şey yok. Çık. Şu parayı da bir atayım kenarda. Şunlar hızlıca 20 parça olduğu için. Oturtayım. Biliyorum sepette koy diyeceksiniz ama ben sevmedim o işi ya. Çok düzensiz oluyor. Değil mi Kaju? Baba düzen seviyor. Hepsi sar buraya ya. Tamam bu kadar. Bunu da koydum. Hemen kullanmak diyeyim. Sprite 4. Bunu da 5'ten satalım. Sprite bu arada fiyatı değişmiş mi? Eskiden de böyle miydi? Hatırlamıyorum. Evet, resepsiyona koyun. Hocam Azerbaycanlı arkadaşlarsınız. Türkçe bilmiyor değilsiniz. Bu nasıl Türkçe? Allah'ını seversen ya. Resepsiyona koyun ne abi? Koyundum. Hostes kiralayın mı? What? Kulübün uygulaması aracılığıyla bir hostes kira... Hocam ne oluyor? Hostes uygulaması... Ha personel var bak. Bunu da Rusça yazmışlar galiba. STR, stranitsa yani sayfa demek. Stranitsa'nın kısaltması. Aga be unutulmuş. Kiralamak. Personel yok ki hocam. Aa geldi hostes. Maaş günlük 12 dolar alırım diyor. Açıklama, resepsiyonda müşterilere hizmet veriyor. İyi gel bakayım. Bakayım başka var mı? Hep aynı kişi mi geliyor? Hep aynı kişi. Hadi gel. Hadi kardeşim gel. Eleman gelmiş. Güzel. Eleman iyidir. En azından biz yokken işleri yürütecek birisi lazım bize de, biliyorsunuz. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Hemen eBay'e bakalım abicim. eBay'de ne var ne yok. eBay'de bildiğiniz gibi o kalima da var artık. Nasıl ya? Nasıl iyi abi? En azından bir 85'te. Geç demen yerine bak. Aferin lan sana. Al paralar, topla, temizlik de yapsan keşke. Muhtemelen temizlik de yapıyordur. Hemen satıldı bak 85'e. Koyduğum gibi gitti. Şu her yerde çöp koymamışlar ama yani. Onu da koysalar iyi olurdu. Kulüpte 3 poster kurun. Kurmam lan. 4 tane yetenek puanım var. Oley. Şimdi bu ne yapıyor? 6 eşya. 7 eşya. Güzel güzel. Abi 6 eşya olur. 7 eşya da olur. Her biri birer tane. Mantıken böyle olmaması gerekiyor ama. Böyleymiş. Bundan sonra eşya yok. Buna gidiyor aslında. Olasılık müşteri ellerini daha uzun süre oturuyor. Kaç XP lazım buna bilmiyorum tabi. Neyse biriksin, ben onu yaparım. Belki temizlik için de bu arada eleman geliyor olabilir. Yani alıyor olabiliriz bir eleman. Şimdi ben eve gideyim, yatayım, geleyim. Günü değerlendirelim. Yattık kalktık, hop oradayız. 3 tane poster. Lan yeter be, bir susuyorum, bir acıkıyorum, bir anlamadık seni kardeşim. Bir doy artık, doy. Bir gözün doysun sen ya. Çok sınırdaymış, minimal. Bunu alamıyorum ha. Minimal yaşam kardeşim. Az yiyeceksin, çok çalışacaksın. Oba, buradan da atalım. Tamam. Gidebiliriz. Bütün yiyecekler bir günde bitirdim gördüğünüz gibi. Çok verimli olmadı bu iş. Abi o kadar uzun ki dönmüyor. Hocam bir hatchback, bir golf falan gelse. Eski de olur. 2012 falan. 2006 da olur. Fark etmez. Çıkan yoldan ezerim bak. Müşteri falan demem. Bugünün görevi artık poster işi. Müşteri var mı? Para var mı kardeşim? Ha? Müşteri para. Nasıl ya? Bu kadarcık bu biriken para. İyi bak. Ne güzel oynuyor. Ürünü de götürmemiz lazım. Ne kadar param var? 124 dolar. Posterler uygundu ya. Hangisi neye benzediğini göremiyorum. Hepsi 4 dolar. Güzel. Güzel olabilecek ne olabilir? Şunu kasaya koy. Yiyecek içecek koy kasaya. Koy kasaya. Koy kasaya. Artık 6-7 eşya alabiliyoruz arkadaşlar. Daha az yorulacağız. Şimdi poster asıyorum. Don't panic. Bu muymuş? Şuraya panik yapma yazısını koymak isterim. Neden bilmiyorum. Hot coffee. Her şu onun yeri burası. Sonra değişiyordur zaten. Eat sleep game. Subliminal. Hadi bakayım. Becerinizi geliştirin. Taşıyıcı. Taşıyıcı bir beceri istiyor ama özellikle. Ama ben geliştirdim çoktan. Taşıyıcı 1. Ama bu saçma. Bunu tahmin edip etmeler gerekiyordu ya. Taşıyıcı 1 gelişti zaten. Aa, becerilerinizi geliştirin. Saflık. Saf bu mu? Saflık nerede lan? Saflık 1 nerede? Ben mi göremiyorum? Belegat. Belegat 2. Stres. Belegat mı saflık dedi? O da değil. Lan saflık nerede? Konuşma becerinizi geliştirin. Skills can be upgraded by pressing tab. Burada da İngilizce. Allah Allah. İngilizce oynamak daha mantıklı olacak galiba şu anda. Kuvvet saflık değildir herhalde. Temizlikçi saf olabilir mi? Bu stres direnci diyor. Hadi her birini geliştireyim. Ne yapayım? Bir buna kaldık. Onu da yapamıyoruz zaten. Ya bir olan her şeyi açtım şu anda. Ona rağmen yok. Konuşma becerinizi geliştirin 1. Benim bilmediğim başka istatistik mi var? Yetenekler burada. Stres toleransı, kuvvet. Kitapla alakalı bir şey mi var acaba diyeceğim. O da değildir. Staff odasında ne olacak ne bitecek? Aa, buraya bak. Her birini almak lazım anahtarlardan. Oyun burada tıkandı maalesef. Çok kötü. Hiç kontrol etmemişler mi ya? Böyle bir şey yaparlar diye düşünmemiş mi abi en basitinden? Üzdü. XP'yi de alamayacağız. Bug'a soktuk gibi bir şey şu anda oyunu. Bir sonraki görevler de gelmeyecek bu sebepten ötürü. Bu da otomatikman oyunu tekrardan başlatmanızı gerektiren bir sebep oluyor. Yani şey diyeceksin, belki neyi upgrade edeceğini de aslında özgürce yapamıyor oluyorsun. Bir de bekliyorsun yani. Acaba şey diyeceksin yani, ileride şimdi upgrade edeceğim ama ya ileride görev olarak gelirse onu upgrade'i kalacağım mı sonrasında falan düşüncesi çık aklımdan yani. Biraz kötü olmuş. Bunu keşke düzenleselermiş ya da beceriyi falan hiç koymasalarmış. Daha da iyi olurmuş. Üzüldüm. Bakayım. Aa, 14G. Hocam bu kodlar da hep aynı ya. 14G al. Sardım gönderdim. Parası sonra gelir. Gidelim öbür tarafta benzinlikte falan bir yenilik var mı? Hot dogçuda bir yenilik var mı? Onlara da bakalım bir. Burası aynı. Tuvalet getirmişler. Daha önce de vardı muhtemelen. Ben görmemiş olabilirim. Hot dogçu abim hep yatıyor zaten biliyorsunuz. Bir anda urp diye çıkıyor. Ne yapıyorsun reis? Hot dog var. Fanta kola var. Fanta zaten alınmıyor. Kola var sadece. Hiçbir değişiklik yok buralarda. İnsanlar buraya kadar yürüyor yalnız. Bak bu yenilik. Daha önce benim dışımda yürüyen hiç kimseyi görmezken artık az veya öz birilerini sokakta görebiliyoruz. Yavaş yavaş da muhtemelen sayısı da artar. Belki trafik falan da gelir sonradan. Kaldı bu skill. Var mı para? Hocam bir bana bir sana yapıyorsun gibi hissediyorum ben. Ulan aynı çalışalım. Ya başka şey mi yok kardeşim be? Yeni insan getirin be. Temizliği de yap temizliği hadi. Hadi kardeşim. Oğlum oynayamazsın. Oynama. Kaç FPS alıyordur bilgisayar? 6-7 falan olması lazım. Burası da devam. 64 dolar. Yiyecek ve içecekte en başta çok para var gibi oluyor. Sonrası da hiç para olmadığını anlıyorsun. Ne yazık ki. Hay, kitapla alakalı değil herhalde değil mi? Taşıyıcı 1'i anladık da saflık 1 ve konuşma becerisi geliştirin 1'i ne yazık ki yetenek olarak göremedim. Ya ben bir yerde kaçırıyorum. Ayarlara bakayım. Burada da ayar yok. Yani tuşları gösteriyor zaten. P yazmak diyor. P yazmak. Ulan işemek P işemek. Nereye yazıyorsun? Arabayı sürmek için, bağlamak için. Koy, koşmak, etkileşim. Yani bir şey yok gördüğünüz gibi burada. Zaten kendisi de ne diyor? Şurada skills can be upgraded by pressing tab diyor. Skill'leri geliştirmek için tab'a bas diyor yani. Tab'a bastığında göreceksin diyor. Burada ayrı bir tıklanabilir bir şey mi var diyorum. Yok, burada zaten o. Saflık ha. Vay anasını. Kaldık böyle. 35 dolar priz mi olur kardeşim ya? Nerede yaşıyoruz? Cık cık. Ayıp denen bir şey var ya. Nasıl böyle üst üste koydun ha? Helal olsun. Ayrı yetenek. Birileriyle konuştukça falan olan ekstra bir yetenek mi acaba? Sağa sola iletişim mi kuruyoruz? Bunları önce bunu alıp sonra bu şekilde yaptığımız için bırakmak zorundayım. En azından bunları bir tamamlayalım. Böyle kalmasınlar. Tamam. Mis gibi oldu. Işık faturası falan yoksa açacağım ışıkları. Aydın olsun her yer. Kardeşim bir iki tane olsun ya şunlar. Belki de artık şey olmuyor olabilir. 2 tane, 3 tane, 4 tane üst üste gelmiyordur. Var olan tekin üzerinde birikiyor da olabilir. Hakkını yedim, kusura bakma. Muhtemelen öyle bir şey oldu. Bence öyle oldu. Geliştirebilecek hiçbir şey yok. Bu genel XP'miş. Farklı değilmiş. Daha yeni mi yorum attın ya? Güzel. Çok uzatmadan yeni sisteme geçmek lazım. Eğer daha iyi puan istiyorsak 3.5'lar 3'ler havada uçuşuyor gördüğünüz gibi. İstediğin oyunu bulamıyorsun. Kulaklık yok. Ne izleyecektik kardeşim kulaklıkta? Allah Allah. Neyse hepsi ve daha fazlası artık bir sonraki bölümlerde olsun diyelim. Burada oyunumu kaydedeceğim. Eve gidip yatınca kaydediyor galiba öyle. Zaten sıfırdan başlamam gerekecek. O da ayrı bir konu. Bu skill muhabbetinde biraz araştırıp öğrenmeye çalışacağım. Hatta oyunun dilini İngilizce'ye alıp da test edebilirim. Belki orada farklı bir şey yazıyordu olabilir. Belki İngilizce'ye aldığınızda düzeliyordur. Bakacağız. Ama izlediğiniz için teşekkürler. Ben kaçar. Videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz abone olun. Bir sonraki bölümlerde veya Junkyard'da görüşene dek hoşça kalın.